Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. Üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Muharrem Derinkök. Hoş geldin Muharrem. Merhabalar, hoş bulduk Erhan. İkinci kez seninle bölüm çekiyoruz. 2018'de bugün baktım 10. bölüm. Üretim Bandı'nın 10. bölümü seninleymiş. Şu anda işte 130'lara falan geldik galiba. Arada tabii Insider'da 2018'in başından 2021'in başına artık neler değişti onları da konuşacağız. Baya baya bir şey değişmiştir. Ofisiniz değişti bir kere. Aynen. Şu anda bir seneden sonra da ilk defa yüz yüze çekiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi nasılsın abi öncelikle? İyidir, sağ olasın. Sen nasılsın? İyi valla. Insider artık herkes biliyor. Mesela diğer bölümde işte bilmeyenler için biraz anlatır mısın falan diyorduk. Tabii şimdi öyle bir şeyimiz yok. Insider herkes çok iyi biliyor. Yaptığınız şeyleri biliyorlar. Kocaman bir şirket oldunuz. Kaç kişi çalışıyor şu anda? Şu an Insider'da dünya genelinde 700'ün üzerinde kişi çalışıyor. 700'ün üzerinde. Okey. Product artı tech artı data artı QA. Ne kadar bir ekip? Orası da 270-275 civarıdır. Bir önceki bölümde 90'dı bu rakam. Aynen. 3 katına çıkmışsınız. Peki abi şimdi yani 270'e çıktınız, 90'dan 270'e çıktınız. Başka bir dünyadasınız diye düşünüyorum. Ne değişti? Ne değişmedi ki? Aslında iş yapış şekillerimizden tut da onboardingimize kadar hemen hemen her şey değişti. Tabii sadece product ve development'ta ve design'da işte QA'da değil, şirketin tamamında iş yapış şekilleri değişti. Tabii sadece şirketin büyümesi değil, dünyanın iş yapış şekli de geçen seneden beri biliyorsunuz epey değiştiği için bize de yansımaları oldu. Zaten biraz detaylarını konuşuruz birazdan. Peki yani tabii hani bugün değişeceğiz artık yarın farklı olacağız değil, böyle zaman içerisinde değişiklikler olmuştur ama ya benim genelde gördüğüm böyle şirketlerin hayatlarında böyle şeyler oluyor. Milestone'lar oluyor. Sizin için bu en azından bu geçtiğimiz 3 sene içerisinde o milestone'lar neler oldu? Aslında 2018'de biz Sequoia Investment'ını almış mıydık? Almıştık değil mi? 2017 orası. Almıştınız çünkü Singapur'a gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz konusunu konuşmuştuk. Tam yani. Oraya konuşmuştuk. O daha çok yeniydi. Aslında oradan sonraki milestone o milestone'un kendisinin aslında şirketin büyümesine yatırım olarak dönüşmesi. Sonrasında da bir seri C takibiyle aslında en önemli finansal olaylar Insider'ın tarihinde gerçekleşmiş oldu. Seri C'yi geçen tam korona patlamadan önce hatta patladıktan biraz sonra Nisan ayı gibi 2020 Nisan ayı gibi kapattık. 32 milyon dolarlık bir tur. Gene Sequoia'nın katılımı, Riverwood Capital'ın katılımı ve önceki yatırımcılarımızın da katılımıyla. O önemli bir milestone'du. Product ve Development tarafında yakın zamanda duyurduk. Nova Summit diye bir tane summit yapıp hatta ilk defa bu kadar büyük bir product launch yaptık. Product'ın tamamını yeni bir dizayn sistem üzerine taşıyarak aslında bir yandan da feature geliştirmeye devam ederek aslında teknoloji tarafındaki Insider'ın tarihindeki en büyük işlerden bir tanesini tamamlamış olduk 16 Şubat'ta. Hatta etrafta şeyleri görürsün, posterleri. 14 Şubat sadece sevgililer günü değil, dizayn sistem günü diye sağa sola poster atmıştık. Tabii 14 Şubat hem yoğun bir gün olduğu için hem de pazara denk geldiği için 16 Şubat'ta yaptık deployment'ını ama o bayağı önemli bir gelişmeydi. Bir de tabii şey, ekip tarafında da geçtiğimiz Mayıs-Haziran aylarından itibaren aslında bu yeni remote dünyanın da verdiği yetkiye dayanarak biz bütün dünyada hiring hedefleri koymaya başladık. Hem teknik ekiplerde hem teknik olmayan ekiplerde remote hiring oranımız çok fazla arttı. O da çok önemli bir milestone çünkü en başta bahsettiğim hem iş yapış şekline etkisi var hem de şirketin büyüme hızına aslında olumlu anlamda çok büyük katkısı oldu. Peki şimdi ya bu milestone'ların peki remote dışında nasıl ürün geliştirdiğiniz kısmına herhangi bir etkisi oldu mu? Yani yatırım aldınız, illaki o yatırımla birlikte zaten ekip sayısı büyümüştür diye düşünüyorum.
Orada peki mesela hani şeyden başlayalım, onboarding'den de bahsettin. Onboarding'imiz de değişti dedin. Orada hani bizim alanımıza, product alanına hani odaklanalım sadece. Oradaki onboarding'de nasıl değişiklikler oldu? Onboarding tarafındaki değişikliğin temel sebebi, yani yeni müşteri onboard etmekten bahsediyorum. Oradaki değişikliğin temel sebebi bizim ürün gamımızın birbirinden çok fazla farklı entegrasyon seviyeleri gerektiren geniş bir ürün gamına ulaşması. Yani sadece push notification üzerinden kişiselleştirme yapan müşterimizi farklı, bütün ürünleri kullanarak bütün kanallarını automate eden, hepsinde personalization yapan, bunu unified customer datası üzerinden yapmak isteyen daha sofistike müşterilerimiz için apayrı onboarding süreçleri geliştirmemiz gerekti. Aslında son bir seneyi hem customer success'te hem product tarafında bunu nasıl daha acısız hale getirebiliriz'i formüle etmeye çalışmakla geçirdik. Çünkü insider'ın temel value proposition'larından bir tanesi çok hızlı time to value. Yani insider'la anlaştığınız günden insider sayesinde revenue generate etmenize kadar geçen sürenin çok kısa olması. Türkçe'ye çevireyim dedim, iyice İngilizce oldu. Time to value çok kısa olsun diye bir value proposition'ımız olduğu için bunu sürekli iterate etmek durumundayız. Orası biraz değişti. Onboarding'den aslında şeyi de biraz kastettim. Insider'a katılan arkadaşların onboarding'de ister istemez hem remote'a döndüğü için hem de şirketin boyutu belli bir seviyeyi aştığı için değişmek durumunda kaldı. İşte Reid Hoffman'ın kitabında Blitzscaling'de anlattığı aşamalardan aslında 10, 100, 1000 diye gidiyor ya, işte Tribe, Family, Village, City diye. Onların iki tanesini aşmış olduk aslında. Dolayısıyla yanındakini dürterek onboarding'den çok daha formülize edilmiş, dokümanlara oturtulmuş bir new employee onboarding'e geçmek hem durumunda kaldık hem de zaten geçmek istediğimiz için bu süreçleri de oturtmuş olduk diyeyim. Peki şimdi hani dokümantasyondan bahsettim. Biraz daha hani kurumsal, structural hale geliyor her şey vesaire. Diğer taraftan siz hani yolun başından beri aynı founder grubu olarak devam ediyorsunuz. Aynen. Yani aslında içeride hala founderlar var. Evet. Bu da şunu getiriyor. Hala girişimci ruh var içeride. Orada bir denge mi var sizin için? Yani çok mu kurumsal olduk diye böyle aranızda hiç konuşuyor musunuz, tartışıyor musunuz? Veya soruyu nasıl o işte girişken ruhu içeride tutarız gibi şeyleri konuşuyor musunuz? Hani illaki konuşuyorsunuz da, yani bunu nasıl sağlamaya çalışıyorsunuz? Bunu aslında en temelde işe alım yaparken sağlamaya çalışıyoruz. Hatta sağda solda çok fazla bundan hoşnutsuz olan yorumlar da görürsünüz illaki. Hem işe alım sürecimizin sertliği hem de içerideki o girişimci ruhu korumak adına insanlardan beklentilerimiz anlamında herkese uygun olmayan bir ortam yaratıyoruz. Biraz açar mısın onu? Hemen açıyorum. Zaten herkese uygun olmamasını da tercih ediyoruz. Çünkü şimdi 6 tane co-founder hala içeride. Ama içeride olmasaydı da, bunlardan birine Allah korusun bir şey olsaydı da, insider 6'dan büyüktür. O yüzden devam edebilmesi, aynı şekilde yolunda yürümesi lazım. O yüzden aslında biz işe alım sırasında hep şeyi vurguluyoruz. Biz bir product manager aramıyoruz. Bu product'ı kendi şirketi gibi düşünüp o product başarısını ensure etmek adına her şeyi yapan bir girişimci arıyoruz aslında product manager rolü için mesela. Bu diğer rollerde de öyle. Yarın öbür gün customer success ekibinde mesela yeni bir ülke açıldığında o ülkeyi yeni bir girişim kuruyormuş gibi idare edebilecek, çevirebilecek arkadaşlarımız içeride olmalı. Ona göre işe alım yapmalıyız ve ona göre de insanları içeride geliştirmeliyiz, yetiştirmeliyiz bakış açısı var. Yani doğru insanları işe alıp doğru mindsetle geliştirmeye vakit ayırdığınız zaman kültürün korunması otomatik olarak geliyor aslında. Peki bu sürece nasıl yansıyor? Yani ne yapıyorsunuz da bunlar filtrelenmeye başlıyor? Ne gibi adımlar var içeride? Ya şöyle, genelde özellikle teknik pozisyonlarda assignment'lar, teknik interview'lar çok ağırlıklıdır. Bizde cultural interview'lar daha ağırlıklı. Mümkünse teknik ekip dışındaki arkadaşların da mutlaka görmesini, fikir belirtmesini istiyoruz. Ya da beraber çalışacağı teknik olmayan arkadaşlarla assignment'lar da vererek, eskiden daha iyi yapabiliyorduk bunu fiziksel olarak yan yana olduğumuz için ama şu anda da hala devam eden bir süre. Beraber çalışmalarını isteyerek aslında herkesin mümkün olduğu kadar fazla katıldığı bir süreç yürütmeye çalışıyoruz işe alım tarafında. O tabii biraz süreci uzatıyor, biraz vakit alıyor. Ama günün sonunda bu sadece insider için yaptığımız bir şey değil. Bir yerde işe başlamak, bir yerin parçası olmak, özellikle bir tutkulu bir startupta aslında hayatta verdiğiniz çoğu karardan çok daha önemli bir karar bir birey için. Yani şirket için değil de işe başlayacak insan için. Dolayısıyla biz aslında adayların da burada çalışmak istiyor muyum, burada benim için ne var, kendime ne katacağım sorusunu kendileri sormasa bile sorduracağımız şekilde bir süreç yönetmek istiyoruz.
Dolayısıyla onların da iyi düşünüp taşındığı, bizim de kılı kırk yardığımız bir sürecimiz varsa biz başarılıyız demek. Şimdi peki şeyi merak ediyorum. Biraz daha hani product tarafına girelim istiyorum. Şu an kaç tane PM var? Yani product management ekibinde kaç kişi var diyelim? Product management ekibimiz 49 kişi. Bundan product marketing ve product design ekiplerini çıkardığımızda yaklaşık 25 ila 30 arası product manager'ımız var diyebilirim. Seneler içerisinde senin için başarılı, iyi bir PM tanımı değişti mi? Temelde çok değişmedi. Roller anlamında değişti. Çünkü seneler içerisinde şöyle bir durum vardı. Ürünün kendisi değiştiği için. Temelde dediğim şey az önce söylediğim şey. Aslında bir girişimci gibi ürünün başarılı olması için gereken ne varsa onu yapan, yaptıran, koordine eden insan benim için başarılı PM. Yani korunda, çekirdeğinde, korun Türkçesi de çekirdek değildir büyük ihtimalle ama temelinde bu çok değişmedi. Ama rol seviyesinde değişti. Çünkü ürünün tanımı da aslında biraz değişti şirket içerisinde. Şu tarz rollerimiz var artık. İçeride bir ekibe hizmet eden, yani dışarıdaki müşterisi, insider dışındaki müşterimize direkt bağlantılı olmayan ama içerideki ekiplere hizmet eden platform ekiplerimiz oluşmaya başladı. Bu çok ideal olmasa da bazı yerlerde gerekli. Mesela database ekipleri özel uzmanlık gerektiren ekipler. Aynı şekilde design sistem ekipleri consistency'nin korunması gereken ve özel uzmanlık gerektiren ekipler olduğu için. Bu tarz özel durumlarda o ürünün, o platformun product manager'ından beklentimiz tabii çok farklı. Normalde beklemediğimiz teknik yeterliliği, normalde beklemediğimiz belki UX bakış açısını bekliyoruz oradaki product manager arkadaşlarımızın. Bazı ürünler aynı şekilde diğer ürünlerle fazlaca çalışan ürünler. Mesela marketing otomasyon ürünümüz diğer bütün ekiplerle çalışıyor. Hem onların müşterisi hem onlara serve eden ürünleri var. Bu arkadaşlarda çok sıkı koordinasyon yeteneği bekliyoruz. Ama dediğim gibi temelde herkesten beklediğimiz şey bir ürünü başarılı kılmak için gereken bütün koordinasyonu şirket içinde ve dışında sağlamak. Aslında product manager'ın görevini öyle tanımlıyoruz. Yapı nasıl şu anda? Yani bütün productçılar sana bağlı ama aşağı doğru nasıl bir organizasyon var? Şöyle, çok aşağılı yukarılı bakmıyoruz o olaya. Evet. Birazdan zaten şeye girdiğimizde, organizasyon detaylarına girdiğimizde şeyi de tekrar vurgulamak isteyeceğim. Insider'da sorumluluk ile yöneticilik, yani liderlik çok farklı şeyler. Bir insan lider olmasa da sorumluluk alanı işte 30 kişilik bir ekibi yöneten bir liderden çok daha geniş olabilir. Ve biz bu sorumluluk alanına göre aslında insanlara hem gelişim planı yapıyoruz hem işte value creation system dediğimiz performans yönetimi ve benefit sisteminde ona göre değerleri var. Dolayısıyla sorumlulukla liderlik çok farklı şeyler. Organizasyon anlamında da şöyle bir organizasyonumuz var şu an. Product lead'lerimiz var. Product area mentorlarımız var. Ve product manager, associate product manager'larımız var. İlk iki söylediğim rol, yani product lead ya da group product manager diyeceğimiz ileride rol. Bu bir yönetici rolü. Yani product manager işe almaktan, performans değerlendirmekten, onların gelişiminden ve yaptığı işlerin tamamının output'unun toplamından sorumlu arkadaşlar aslında. Diğer product area mentor, product manager ve associate product manager arkadaşlarımız kendi işlerinin execution'ından, influence without authority'den sorumlular. Yani direkt yönettikleri bir ekip olmayabilir ama kendi ürünleri için gereken ne varsa eşittir onların sorumluluk alanı şeklinde. Product area mentor dediğimiz pozisyon aslında tam bir pozisyon değil. O bir rol. Product manager rolündeki bir arkadaş da o sorumluluğu alabilir. Atıyorum designer rolündeki bir arkadaş da alabilir. Çok olası değil yetenek seti anlamında ama önünde bir engel yok. Bu product area mentorlar da aslında bizim şu an product area olarak tanımladığımız birden fazla product'ın bir araya gelerek kendi içerisindeki bağımlılık problemlerinin kendilerinin çözmesini hedeflediğimiz product gruplarının Scrum Master'ı gibiler. Scrum Master'ın sprint teki rolü neyse product area mentor'un da o product area'daki rolü o. Yani area'nın işleyişinin doğru olduğundan, doğru bir kültürle çalıştığından ve doğru işleri doğru önceliklerle beraber koordine etmesinden sorumlular. Onun dışındaki rollerin tamamını product management rolleri olarak düşünebilirsin aslında. Aslında galiba burada şey girmemiz gerekiyor biraz da less. Şeyine aynen, girmemiz gerekiyor. Olabilir. Onu fark etmeni sorduktan sonra şimdi onun da biraz girişini yapalım. Zaman içerisinde
sonuçta nasıl ürün geliştirdiğinizi de değiştirdiniz. Hı-hı. Ne noktada hani bir kırılım yaşadınız ki yani şu anki döneme geldiniz? Yani orada yani ne zamandı ve kendini gösteren problemler neydi? De bir hani yeni bir arayışa geçtiniz. Aslında o kırılımın böyle tam bir tarihi yok ama yavaş yavaş hissedilmeye başlayan semptomları var. O semptomları olduğu günden itibaren aslında biz düşünüyoruz organizasyon nasıl daha iyi çalışabilir diye. Temelde yaptığımız şey şirketin büyümesine uygun modeli sürekli o anda uyguluyor olmak. Aslında işte ilk başladığınızda bir tane 3 kişilik bir development ekibiniz var. Belki product manager'a bile gerek yok. Onların da zaten çoğu şirketin kurucu ortakları olduğu için çok organizasyonluk bir durum yok ortada. Sonrasında development ekibi büyüdükçe arayışa giriyorsunuz işte bu işi nasıl yönetsek, nasıl agile kılsak diye. Scrum metodolojileri, kanbanlar falan devreye giriyor. Bunlar yaklaşık 2015 yıllarında oluyor Insider'da. O zamana denk geliyor. Sonrasında da birden fazla Scrum ekibiniz oluyor. Bu Scrum ekipleri ya da Kanban fark etmez ekibin tercihi neyse 4-5-6'ya kadar aslında bağımsız iş yapabilen, birbirinin çok ayağına basmayan ekipler olarak devam edebildiği yoluna. Sonrasında iki tane değişiklik oldu. Bir, iletişim halinde kalması gereken insan sayısı 100'ü aştı. Dunbar number diye geçiyor biliyorsun. İnsanın sosyal hayatında anlamlı bir iletişim kurabileceği insan sayısı olarak tanımlanmış. O 100'ü aştı yani ekibin toplam boyutu. Bir de ürünlerin doğası birbiriyle çok daha fazla iletişim kurmayı gerektirdi. Yani pazar da oraya gitti. Biz eskiden mobil app ürünlerimizi atıyorum müşteri organizasyonunda product manager'a satıp personalization ürününü website ilgilenen ya da kategori manager'a atıyorum satarken müşteri organizasyonlarında da bunlar aslında birbirine yakınsamaya başladı. Hı-hı. Çünkü yakınsaması da mantıklı. Sonuçta atıyorum bizim müşterilerimizden bir tanesi şey olsun. Madeira Madeira olsun. Söylemesi zor bir isim seçtim. Çok güzel oldu. Bu müşteri organizasyonunun içinde aslında hitap ettikleri bir tane müşteri var. O bir tane müşteri için Insider'ın ve belki başka da vendor'ların bir sürü ürününü kullanıyorlar. Bunları kullanan kişiler içeride de farklı olunca aslında kendi müşteri deneyimlerinde de inconsistency, tutarsızlık oluşuyor. Bu hem onların tarafında oluşan bir sorun hem de orada çözüldüğü zaman direkt olarak bize yansıyan bir sorun. Yani Insider'ın ürünleri anlamlı bir deneyim sunmalı bizim kullanıcımızın son kullanıcısına ve bu deneyimi sunarken de birbiriyle konuşması gerekiyor. Birbirinin ayağına basmaması gerekiyor. E-mail attığınız kullanıcıya 10 dakika sonra aynı şeyi bir de push notification'la atmamanız gerekiyor. Hı hı. Ya da end user'ı geçelim. Kendi müşterimizin deneyimi. Dijital pazarlama ekibindeki birinin deneyimini düşünelim. Sonuçta dijital pazarlama departmanı ne yapıyor? Kendi müşterisiyle iletişim kurmaya çalışıyor. Bu iletişimi farklı kanallardan yönetiyor. Bir kanalda bir özellik varsa, bir segmenti kullanabiliyorsa ya da bir send time optimization diye bir özellik varsa ve diğerinde yoksa bu onun açısından da bir tutarsızlık ve cognitive burden aslında. Yani burada yaptığımı neden burada yapamayayım ki? Ya da burada çalışan şey X şeklinde çalışırken burada Y diye çalışıyorsa niye onu öğreneyim ki? Şeklinde yük yaratan bir şey. Dolayısıyla bizim ürünümüzün ve aslında bizim müşterimize söyleden bütün ürünlerin böyle bir challenge'ı var. Yani bütün ürünlerin birbiriyle beraber çalışması gerekiyor. Bu süreç boyunca bizim şirkette büyürken, ekipte büyürken giderek daha önemli bir hal almaya başladı. Bizim stratejimiz gereği de Insider'ın ilk yıllarında çok hızlı ürün yapmak daha değerliyken şu anda çok iyi ürün ve consistent ürün yapmak daha değerli hale geldi. Şey demiyorum, yavaşladık artık. Tabii, hız önemli değil demiyorum. Hız da önemli ama deneyim daha önemli hale geldi. Müşteriler mi değişti orada, pazar mı değişti? Ya niye öyle bir öncelik değişikliği oldu? Ya aslında şöyle... Ben onun bütün sektörlerde böyle olduğunu düşünüyorum. Yani yarın başka bir startup kursak da aynı şeyi baştan yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü ilk başta bir temel bir feature set var. Ve o temel feature set illaki işte yepyeni bir şey icat etmiyorsanız birileriyle rekabet ederek gelişiyor ya. O rekabetin müşteriyi eğittiği feature seti tamamlayana kadar hızlı olmanız önemli. Tamamladıktan sonra da iyi olmanız önemli. Bunu Apple versus others rekabetinde de görüyorum ben aslında. Hani Apple hiçbir zaman ben bir ürünü ilk çıkarırım iddiasında değil. En iyisini çıkarırım iddiasında. Hatta hep şey gördük son 3-5 yılda. Hep işte Samsung'lar, Huawei'ler bir şeyleri yaptı. Feature'ları çıkarıyor yani. Apple 3 sene sonra çıkardı.
Ama öyle bir çıkardı ki kullanıcı deneyimi en iyisiydi. Bu sefer diğerleri Apple'ın yaptığı gibi yapmaya, çalışmaya başladı. Aslında bütün sektörlerde olan bir şey. Bu sektörün gelişimiyle alakalı yani. Artık bizim olduğumuz sektör de Gartner'a, Forrester'a falan da baktığın zaman olgunlaşmış bir sektör. Yeri gelmiş satın almalar olmuş, konsolidasyonlar olmuş. Artık müşteri beklentisi de bir seviyeye gelmiş. Müşteri kitlesi de eğitilmiş durumda ne bekleyeceğine dair. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Neyse konuyu çok dağıttım. Sorunun kendisine geleyim. Dediğim gibi consistency, birbiriyle beraber çalışan ürünler daha önemli hale geldiği için çeşitli sebeplerden. Bizim de organizasyonumuzun o seviyeye gelmesi gerekti. 8 ekibi açtığımız gün 100 kişiyi aşmıştık zaten. Organizasyon yeterince büyümüştü. Ve bu beklenti de olduğu için aslında biz ekipleri daha iyi nasıl beraber çalıştırırız'a kafa yormaya başladık. Orada araştırırken ilk karşımıza çıkan metodolojilerden bir tanesi LES diye kısaltılan Large Scale Scrum denen metodolojiydi. Bu aslında şunu söylüyor. 3 ile 8 Scrum ekibi boyutundaki teknik ekiplerde bu ekipleri tek bir product owner'la, tek bir backlog üzerinden farklı ekiplermiş gibi çalıştırarak aslında böyle çözüyor bu problemi. Farklı ekiplermiş gibi. Miş gibi. Çünkü backlog ortak ve product owner'ı da ortak olduğu için aslında farklı, özerk, bağımsız ekipler olmuyorlar onlar. En azından bize uygulandığında öyle olmadı. 8 ekipten sonrasında da aslında less huge diye bir şey introduce etmişler. O da aslında birden fazla less structure'ının oluşması ve birbiriyle bir yerden connect etmesi, işte portfolyo seviyesinde connect etmesi şeklinde oluyordu. Bize bunların ikisi de cuk oturmadı. Yani ikisinde de şöyle durumlar var. B2B'nin özel bir challenge mıdır bilmiyorum. Ama bizde bir product owner'ın 5, 6 hatta 2, 3 ekibe bile serve etmesi çok zor bir durum. Çünkü product owner'ın görev alanı, yani az önce söylediğim cümlenin product'ın başarısını sağlamak için gereken koordinasyonu sağlamak cümlesinin altında bir ton iş var. Bu işleri de aslında bir product owner işte 3, 4, 5 ekiplik boyutta yapamayacağını düşündük. Yani ya da beklediğimiz kalitede yapamayacağını düşündüğümüz için. Aslında onu biraz kendimize evirdik. Yani product owner'ları birleştirelim. Bir product owner 5 ekiple çalışsın değil. Product owner'lar kendi ekipleriyle çalışmaya devam etsin. Ama bizim asıl çözmek istediğimiz sorunları çözecek başka bir rol üretelim. O da LES'teki product owner rolünün bir kısmını yapsın. Product owner rolünün kendisini yapmasın istedik. Buna da product area mentor dedik. Manager değil adı, mentor. Bu da şeyi gösteriyor. Yani onun, bu arkadaşın öyle bir pozisyonu yok. Bu bir yönetici pozisyonu değil. Ekiplere mentorluk eden Scrum Master tadında bir pozisyon. LES'te olan tamamının product owner'dır rolünü de kapsamıyor. Product owner'lar gene var. LES'te product owner'ın tek olmasının faydalarını sağlıyor. Ne bu fayda? Bizim özelimizde bu arayışa girmemizin temel sebebi zaten dependency ve best practice yönetimi idi. Dependency yönetiminden kastım şu, bir ekip diğer ekipten bir şey bekliyor ki değer yaratsın. Bunu yeterince büyük bir ekibiniz varsa tek bir ekibin içinde yapamıyorsunuz. Yani ekip kendi başına bir feature çıkarsın gerçekçi olmuyor. Çünkü o feature epey büyük olabilir. Yani 25 kişilik bir ekip kurmanız gerekebilir. O yüzden illaki bir ekip diğerinden bir şey bekliyor. Bunu önümüzdeki örneklerden şöyle çözenler vardı. İşte Spotify'da şey diyorlar. Bir developer ya da Facebook'ta da aynısı var sanırım. Bir developer tekerlekli sandalyesinin masasını diğer ekibin yanına çeker. O repoya kod yazar ve dependency ortadan kalkar. Biz onu yapmak için 3000 developer gerektiğine kanaat getirdik. Çünkü bir developer'ı tekerlekli sandalyeyle diğer tarafa geçirdiğiniz zaman aslında pair'ler halinde geçirmeniz gerekiyor. Çünkü işte kod review'ları, pair programming falan bir sürü practice var. Pair'ler halinde geçirdiğiniz zaman işte 2 bölü atıyorum 100 developer'ınız varsa %2'sini değiştirmiş oluyorsunuz ekibin. Ve stratejik bir değişikliğe denk geliyor aslında bu. Onu da yapmak istemiyoruz. 2 bölü 3 bin olsa kimsenin umurunda olmaz. Ben Zuckerberg'in bir developer nereden nereye geçtiği umursadığını sanmıyorum. Biz umursuyoruz. O yüzden bu dependency'leri aslında
bu arkadaşa yönettiriyoruz. Product Area Mentor dediğimiz arkadaşa. Yani bir ekip diğerinden bir şey bekliyorsa bu Product Area Mentor'un supervision'ı altında yönetilen bir şey. Onun dışında her şey Product Owner'ın sorumluluğunda. Koordinasyon bu Area Mentor'da, evet, aynen, daha çok. Peki şimdi Product Owner dediğimiz tek kişi oluyor. Hı hı. Ya benim direkt aklıma şey geliyor şimdi, yani 3 tane takım aslında 3 tane Scrum, hı-hı, takımı, hı-hı, tek bir Product Owner'a bağlı gibi, hı-hı, ve onunla birlikte çalışıyor. Hı-hı. Tek bir backlog üzerinden, hı-hı, çalışılıyor. Hı-hı. Bu şu demek olmuyor mu? O zaman o Product Owner aslında 3 takımlık, hı-hı, analiz, dokümantasyon vesaire, hı-hı, işi çıkıyor ona. Hı-hı. Aynen. Lesson orijinalinde böyle. Bizde öyle değil tam olarak söylediğin sebepten. O işi yapamaz çünkü. Aynen. Yani, herhangi bir insan evladı bence. O yüzden işte product owner'lar hala tek ekibe bakıyor. Yani 3 ekiplik bir product area düşün. 3 evet, ekip için birer product owner ve APM var. Yani toplamda 6 kişilik product ekibi var. Hı hı. Bir de product area mentor var. Toplamda 7 kişi sağlıyor buradaki işte analiz vesaire, okay, işlerini. Bu area mentorun yanında biri daha yok. Yok. Okay. Çünkü onun tek sorumluluğu aslında koordinasyon sağlamak. Yani backlog da tek değil. Backlog yine ayrı ayrı. Hı hı. Backlog da birbirine bağımlı olan taskların koordinasyonu Area Mentor'da. Onun dışındaki bütün tasklar bağımsız ve birbirinden haberi olmasına da gerek yok aslında. Anladım. Hakikaten o, yani seninle konuşacağız diye les çok bilmiyordum ben, yani, hı hı, duymuştum ama, hı hı, detaylarını bilmiyordum. İnceledim, okudum. Şey çok mantıksız gelmişti bana, yani tek bir product owner'ın 3 tane takıma bakması biraz çok, yani, insanlık adına doğru gelmemişti, hı-hı, yani. Hem belirttiğin sebepten, hani, hı-hı, o kadar çok issue'nun spekini vesairesini, hani, araştırmasını, hı-hı, analizini yapması çok kolaydı. Diğer taraftan sorumlu olduğu domainin de hani detaylarına eğer hakim olmasını istiyorsak, ki zaten, hı-hı, sizin buraya yönlenmenizin sebebi o, hı-hı, diye anladım, yani, hani bütün ürün entegre bir şekilde çalışıyor. O yüzden, hı-hı, her şeyin tutarlı ve istikrarlı bir şekilde çalışması lazım. Hı-hı. Onu da yapabilmesi için onun domain bilgisine ihtiyacı var. Yani, hı-hı, ürünün nasıl çalıştığı ve müşterinin ihtiyacına. Aynen. Tek bir kişi hem o domain bilgisine sahip olup hem de bunun operasyonel yükünü, hı-hı, nasıl çekiyor diye kafamda soru işaretleri vardı, yani. Aynen. Dediğinden anladım, yani. Ben, öyle değil. Bende de hala var. Yapılabilen organizasyonlar var diye biliyorum çünkü. Hiç biriyle konuşma fırsatım olmadı bu konuda da. Yani yapan, deneyimlemiş biriyle. Ama şöyle olduğunu düşünüyorum. Öyle organizasyonlarda bu product owner'ın rollerinden bazılarının development ekipleri tarafından üstlenildiğini düşünüyorum. Self-managing team, hmm, diyor ya Scrum Guide. Evet. Onun bir tık üstüne çıktıkları zaman bunun olası olduğunu düşünüyorum. Belki bir gün öyle bir şey de deneriz bu arada, bilmiyorum. Üzerinde sürekli düşündüğümüz bir konu. Ama şu anki challenge'larımız ve çözümlerimiz itibariyle bize böyle bir organizasyon mantıklı geldi. Böyle bir şey kurduk. Şu anda 2 product area'mız, bir tanesinde 5 product ekibimiz, bir tanesinde 3 product ekibimiz devam ediyor. Bunun dışında hiçbir product area'ya dahil etmediğimiz ekiplerimiz de var. Hı hı. Onlar eskisi gibi devam ediyorlar. Bu bizim için de aslında biraz 2 quarter'dır denediğimiz bir POC tadındaydı. Şimdiye kadar sonuçları iyi gidiyor. Sonuçlarını da şöyle ölçüyoruz bu arada, konusu gelmişken. Sorunun temelini tanımlarken şöyle 3 tane hedefimiz vardı temelde. 1. Hard dependency azaltmak. 2. Soft dependency azaltmak veya yönetmek. 3. Best practice paylaşımını arttırmak. Best practice'in ne olduğu açık, hard ve soft'un ne olduğunu açıklayayım. Hard dependency dediğim şey aslında bir ekibin diğer ekipten kendi işini yapabilmek adına beklediği şey. Yani o bir şey yapmadan, hı hı, ben işimi yapamıyorum. Direkt göbekten bağlayayım. Soft dependency de şöyle, o ekip yapmadan da ben bunu yapabilirim. Ama beraber ve aynı anda yapabilirsek daha güzel olur. Ne gibi? Yeni bir feature geliştiriyorum. Bütün ürünlerde aynı anda available olursa iyi olur. Ya da bütün ürünlerde aynı şekilde serve edilirse iyi olur. Atıyorum bir tane RFM segmenti geliştirdik diyelim. E-mail ürününde bu label'lanmış şekilde seçilirse, işte VIP customers diye seçilirse, push ürününde işte R'si 10, F'si 5 şeklinde seçilirse bu çalışır. Dolayısıyla bir hard dependency yok ortada. Ama vermek istediğimiz deneyim o değil. Hı-hı. Dolayısıyla orada da bir soft dependency var diyoruz. Hı-hı. Onun da olmamasını ya da yönetilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu üçünün ne kadar yönetilebildiği ve best practice'inin de işte ne kadar paylaşıldığı bu POC'nin temel başarı metriğiydi bizim için.
Best practice paylaşımından da kastım aslında şu. Atıyorum 14 tane ekip var. Bunların 5 tanesi kullanıcıya bir şey göndermekle alakalı bir şey yapıyor. İşte mail atıyor, push gönderiyor, SMS atıyor. 3 tanesi site üzerinde ya da app üzerinde content değişikliğiyle ilgileniyor diyelim. Content değişikliğiyle ilgilenen ekiplerin tamamında aslında sitede ya da application'da bir şey serve etme praktisi oluşması lazım. Yani JavaScript'le nasıl serve ederim? Nasıl performanslı kılarım? Nasıl işte CDN kullanırım bunu yaparken gibi praktislerin aslında hepsinde ayrı ayrı öğrenilmesine gerek yok. Bir tanesinde öğrenildiyse diğerlerine de yansıyabilir. Bu tarz praktislere ortak olmasını beklediğimiz ürün ekiplerini de aslında aynı product area altına toplamaya çalıştık ki aynı şeyi baştan keşfetmeyelim her ekipte diye. Bu arada yani herhalde böyle mükemmel çok net bir şekilde ayrılan şeyler de yoktur diye düşünüyorum. İlla ki böyle hani oraya mı gitti, bu araya da mı olsa, bu araya da mı olsa diye tartıştığınızda oluyordur diye düşünüyorum. Yani. Hani hala bir overlap vardır yani. Tabii. Yani hatta değiştirdiklerimiz de olacak büyük ihtimalle. Bir arayadan diğerini aldığımız ya da araya dışındayken içine soktuğumuz, dışına çıkardığımız ekipler olacak büyük ihtimalle. Onları da dediğim gibi yolda öğrenmeye devam ediyoruz şu anda. Bir de bunların dışında zaten şöyle bir challenge var başta bahsettiğim. Komponent team olması gereken, yani feature team olamayan, kendi başına feature çıkarmak zorunda olmayan, öyle bir hedefi olmayan ekipler de var. Bunlar da genelde uzmanlık ekipleri. İşte database ekipleri, design sistem ekipleri gibi. Onlar da zaten şirketin tamamıyla dependent, tamamıyla beraber çalışması gereken ekipler. Dolayısıyla herhangi bir arayanın altına koymak da çok mantıklı olmayabilir. Orada PM var mı? Orada da PM var. Onlar peki kafamda çünkü şey gibi bir oluşum hani görsel olarak baktığımda onlar biraz daha yatay. Bahsettiğin hani less takımları biraz daha dikey takımlar gibi bir şey var. Şimdi o zaman oradaki iletişim problemi mesela problem değil de hani iletişim challenge daha büyük mü? Gereksinimi daha mı büyük alt bu yatay dediğimiz komponent takımları? Evet zaten o yüzden en başta oradaki product manager'dan beklentim farklı dedim. Bunu kastediyordum aslında. Oradaki arkadaşım mesela hem teknik anlamda hem de koordinasyon anlamında çok daha fazla iş düşüyor. Dolayısıyla kendini orada geliştirmesini bekliyoruz. Bir de üst level'da da bir alignment olsun diye. Bir de portfolio management rolümüz var aslında. O şu anda bir tane. Gelecekte çoğalabilir. Product arayalar arasında bir beşli bir üçlü vardı ya. Onların arasında ve bunların dışında kalan takımlarda. Component ya da feature fark etmez. Product araya ait olmayan takımlar arasında böyle bir dependency oluşursa o yönetilsin diye bir de portfolyo manager rolümüz var. Gene product area mentor'un aslında bütün ekiplere hizmet edeni. Gene bir liderlik rolü değil bu. Ama bu arkadaşa çok az sayıda iş düşmesini hedefliyoruz. Neden? Çünkü zaten doğru bir gruplama yaptıysan product area'nın içerisinde hallediliyor olması lazım. Eğer dışarıda kalan bir ekip area'nın içerisindeki bir ekibe çok fazla dependilse zaten o ekibi de o area'nın içine almam lazım. Dolayısıyla çok az iş çıkmasını beklemekle beraber illaki sıfırlayamayacağımız için bunlar da yönetilebilsin, koordine edilebilsin diye bir de portfolyo manager rolümüz var organizasyonda. Siz bu APM, PM modelini bir süredir uyguluyorsunuz. Kaç sene olduğunu uygulayalım? Yani 2015-16 falandır. 5-6 sene olmuştur. Yani 2015'ten beri PM, APM ile birlikte çalışıyor. Evet, değil mi? Yani aynen. Tek bir takım içerisinde bir PM, bir APM var. Aynen. Çoğunda öyle. Ya onun çok faydasını ya ben dışarıda da hani başka yerlerde de gördüm. Hani herhalde bu kadar senedir devam ediyorsunuz zaten illaki bir şey vardır. Onu biraz bahsedebilir misin? Yani o metodun faydaları sizin için nedir? Şöyle bir kere bir ürüne iki product aklı koymak gibi çok temel bir faydası var. Başta biz bunu yaparken çok şeyden korkmuştuk açıkçası. Kendi içerisinde bu arkadaşların iletişim yükü oluşacağından. İşte iletişim kuramadığı durumlarda waste oluşacağından vesaire çok kuştuk. O öyle olmadı. Çünkü iki kişilik bir iletişim o kadar da zor değilmiş meğer. genelde onu şeyler yaşıyor da. Project manager rolünü ayıran şirketler onu daha çok yaşıyor. Çok daha yatay bir eğitim olduğu için. Yani işin dizayn gibi düşünelim. Wireframe'i al teslim et UIG'ye. UIG onu dizayn etsin. Daha yakın oluyor. Evet. Öyle yapınca o daha çok oluyordur tahminim. Bizde iş paylaşımı pek öyle değil. Biz aslında APM rolünü temelde product manager olsun bu arkadaşlar
ona dair gelişimini şirkette tamamlasın diye oluşturmuştuk. Bunu yaparken de en başta şey düşünmüştük. Biz Product Manager'dan ne bekliyoruz? Bunu dikeyde nasıl böleriz? Yani Product Manager'la APM'i ayırdım. İşte strateji tarafını PM halletti. Execution'la APM halletti gibi değil de. Strateji ve execution'un toplamını daha dikeyde nasıl böleriz? Mesela go-to-market'ı nasıl APM'e veririz? Go-to-market'ı bu arkadaş nasıl öğrenir? Onu bitirdiğinde işte atıyorum competitive intelligence konusunda nasıl kendini geliştirir diye. Böyle modül modül aslında hem eğitim programı tarafında hem de iş yaparken ki sorumlulukları anlamında dikey bölmüştük. O yüzden o iletişim challenge'ını çok fazla yaşamadık şimdiye kadar. Temel faydası bu oldu yani. Product Manager olarak kendini geliştirirken arkadaşlar aslında Product Management'ın tamamına şahit oldular. Dolayısıyla o program epey epey iyi sonuç verdi aslında yıllar içerisinde. Tabii kendine ait challenge'ları olmakla beraber bizim temel Product Management felsefemize de çok uygun olduğu için şu an iyi gidiyor. Ya biraz daha böyle diyorsun ki hani her şeyden biraz görerek tamamını görüyor ki zaten Product Manager rolü de biraz o diyeyim yani biraz daha generalist bir rol. Rol yani tamam herkesin kendi uzmanlık veya iyi olduğu taraflar var. Ama günün sonunda bir işi oldurmak istiyorsa her bir tarafına dokunması gerekecek. O yüzden siz dakika birden APM anladığım kadarıyla üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaşlar APM oluyor. Birazcık tecrübesi oluyor genelde. Bir tık daha tecrübeli oluyor okey. Ama yine çok tecrübeli insanlar değil yani. Özellikle hani teknoloji startuplarında değil. Ama hani o bütün o life cycle'ı görmüş oluyor. Bütün açıları görmüş oluyor. Bütün o komponentlerini görmüş oluyor. Ve sanki ya ben biraz daha şey diye algıladım. İkisi de aslında aynı şeyi yapıyor. Evet. Sadece biri daha tecrübeli, biri daha tecrübesiz. Aynen. Birinin içgüdüsel şeyi daha kuvvetli veya disipline daha hakim. Ve ne zaman hangisini, hangi metodu uygulayacağına daha hakim. Ürün de historisi var, o da önemli bir şey. Tabii, domain bilgisi, ürün bilgisi vesaire de var. APM tarafında biraz daha hani işe kas getiriyor ve geleceğe de yatırım yapıyorsunuz. Aynen bu yüzden aslında biz bazen karıştırıyoruz da. Nasıl? İşte bu arkadaş APM miydi, PM miydi? Anladım. O derece yani aynı işi yapıyorlar. Hatta bazı APM arkadaşların sorumluluğu başka bir ekipteki PM'den çok daha sert olabilir dönem dönem. O ürünün ihtiyacına ve pazardaki durumuna göre değişir. Peki APM PM'e mi bağlı? Yok değil. Değil. O da yine Product Lead arkadaşlarımıza bağlı. Reporting ilişkisi yok yani. Okey. Bu hani liderlikle şeyi ayırdık dedin ya, ya product sorumluluğunu ayırdık. O genelde yani büyük şirketlerde de gördüğüm bir ayrım. Özellikle hani kariyer anlamında kendini ne yönde ilerletmek istersin gibi sorulduğunda bu yazılımcılar için de geçerli bu arada. Sadece PM'ler için değil. Bir hani şey tarafı var. İşin craft'ında ilerlemek istiyorum ben. Biraz da hani daha büyük sorumluluk sahibi bir PM olmak istiyorum. Daha büyük sorumluluk derken de daha önemli bir ürün, daha kritik bir konu vesaire gibi hani daha büyük sorumluluk. Ya da insan yöneten PM olma yönünde gibi. Biraz öyle de bir düşünce de mi var yani? Kariyer anlamında da mı ikiye ayırmak istiyorsunuz? Evet. Aslında şey derler ya, en iyi satışçını satış müdürü yaptığında şirketi batırabilirsin diye. Öyle bir şey aslında her rolde bence var. Çünkü liderlikle uzmanlık çok farklı petler. Şey olabilir tabii. Bir insan hem bir alanda uzmanlaşmış hem de iyi bir lider olabilir. O arkadaşlar zaten parmakla gösteriyoruz şirketlerde. Yani her şirket öyledir büyük ihtimalle. O da olabilir tabii ama normalde farklı gelişim alanları. Dolayısıyla ikisi de olabilir. Yani ikisini de yapmak istiyorum diyen bir arkadaş ikisine de ilerler. Ben bir yerde uzmanlaşmak istemiyorum. Ben insanları çok seviyorum ve liderlik etmek, onları geliştirmek, onlara serve etmek benim tutkum diyorsa sadece o yönde de ilerleyebilir. O biraz hem arkadaşın yeteneklerine ve isteklerine bağlı hem de bizim o andaki neye ihtiyaç duyduğumuza bağlı olarak kariyer ladder toplantılarında oturulan, konuşulan, planlanan şeyler. Bu son birkaç seneye baktığında seni şaşırtan bir şey oldu mu? Yani iletişimi büyük bir ihtimal tahmin edebiliyordun. İletişimi zor olacağını veya vesaire. Hani bu insanları eğitmek gerektiğini vesaire falan filan ama hiç öngörmediğin, bunu da beklemiyordum dediğin böyle bir şey oldu mu? Konu veya problem oldu mu? Ya şöyle iki tane şeyi beklemiyordum aslında. Bir tanesi az önce konuştuk. Remote hiring'in bu kadar işimizi çözeceğini beklemiyordum ben açıkçası. Çünkü Scrum Guide'da bile yazan bir şey ya, ekipler aynı yerde otursun, işte forming, storming yapsın vesaire. Bunlar çok önemli. Bunun acısını zaman zaman
yaşıyoruz ekiplerde. Onu bir kenara atmamakla beraber ben bu kadar hızlı remote hiring yapabileceğimizi düşünmüyordum. Orada tabii koronanın biraz olumlu etkisi de oldu. Yani herkes remote çalışmaya okey oldu. Aynen. Biz de remote çalışmaya bir anda şirketçe okey olmak zorunda kaldık. Normalde otursak bunu 3 hafta tartışırdık bir co-founder toplantısında. Aynen. Bir anda hadi hayırlı olsun remote çalışıyoruz olmak durumunda oldu. O hiring tarafında çok kapı açtı bize. Yani hem Türkiye'nin her tarafından hem de dünyanın her tarafından yetenekler aramıza katılabildi. Ben bunun bir gün olacağını biliyordum da bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Bir de şeyin önemine çok ben kişisel olarak küçümsemişim, onu fark ediyorum. Ürün tarafındaki hafızanın önemine. Yani arada bir bazı şeyleri en baştan keşfettiğimiz oluyor. Bunun bu kadar olmasını beklemiyordum ben açıkçası. İşte bir süreç oturtmuşsun. Aradan 2 sene geçmiş. Hı hı. Sen süreci oturttuğun günü unutmuşsun. Uygulanıyor zannediyorsun hala. Oradaki bütün ekip değişmiş olabilir. Değişmese de o da unutmuş olabilir. Bazen bazı süreçleri en baştan yaratmamız, biz bunu zaten yapmıştık aydınlanmaları yaşadığımız oluyor. Olacakmış demek ki, normalmiş o da. Onun da aslında şeyi, hem sebebi hem de çözümü biraz daha top to bottom'dan bottom to top karar almaya geçiş. Yani bottom to top karar alınabildiği sürece, yani zaten 700 kişilik bir organizasyonun 6 değil 10 co-founder olsak da bizim şey yapabilmemiz, influence edebilmemiz zor. O influence'ın ekiplerin kendi içerisinde oluşması, onların inputlarına göre karar almamız lazım bizim. Yani sinir uçlarımız artık biz değiliz. Şirket 30 kişiyken belki product'a ya da genel organizasyona en iyi yön verebilecek adam şey olabilir. Satışın başındaki arkadaş olabilir. Şu anda öyle değil. Şu anda çünkü onun gözlem alanı, yani görüş alanı bir product'ın product manager'ından hatta developer'ından bile daha daralmış olabilir. Çünkü ister istemez baktığımız yer değişiyor. Yani bizim baktığımız yer daha generaliste yönelik oluyor ama detaylara hakim değiliz. Ekipteki product manager o detayın bütün müşterilerdeki etkisine daha hakim. Yani bizim uzmanlığımız da, uzmanlığımız değil de bilgi seviyemiz de artık shift ettiği için o hafıza aslında ekiplerin kendisinde oluşmaya başlıyor. Bu shift'i şey yönetmek lazım. O hafızanın korunmasını sağlayarak yönetmek lazım. O bir challenge. Yani her ekibin kendisi çözmesi gereken ama temelde de structure edilmesi gereken bir challenge. Bir de onun içinde de bir ikilem de var. Yani hem bunun korunması lazım diye hani aslında yine bir top down bir şey var orada. Ama diğer taraftan da bunu bottom up da yapılması gerekiyor. Yani hani o kuralların hatırlanması için senin yapabileceğin şey belki de hani senin hani yönetim diyelim yapabileceği şey o kültürün ve süreçlerin oturtulması. Ancak başka bir şey yok. Yani şunun dokümantasyonunu yaz diyemezsin diye düşünüyorum yani artık. Yani zaten takip edemezsin. Hani o kadar kişi ama onun dışında da şey olmaz. Sürdürülebilir olmaz. Hani sürekli hani bunun dokümantasyonunu yapın yapın diye söylemek. Yani bir şekilde o kültür dediğimiz şeyi oturtmanız gerekiyor. O da bilmiyorum bunun bir playbook'u var mı sence? Yani bu kültürü oturtmanın çok soft bir konu. Bence yok ama temelde yine iyi insanlar işe almanın ve onları geliştirmenin önemi burada etkili. Şöyle dediğin gibi süreçler oturtarak bunları yönetebiliriz. Ama ne kadar çok süreç oturtmamız gerekiyorsa o bir gün bize o süreçleri hatırlama, yönetme, başkalarına öğretme, management depth olarak geri dönüyor ya. O yüzden ne kadar az süreç oturtmamız gerekiyorsa o kadar iyi. Daha az süreçle iş yapabilmemiz için de daha az süreçle iş yapabilecek insanlarla çalışmamız gerekiyor. Yine ekibin önemine geliyor konu yani. Zaten istesek her konuyu buna bağlarız da sonuç olarak az süreçle çalışabilecek bir kültür, az süreçle çalışabilecek bir ekip olduktan sonra o otomatikman olacak diye düşünüyorum. Yani playbook varsa bence iyi ekibe bağlanır. Onlar kendi playbooklarını çıkaracak veya zaten şirket onlar sayesinde kendi playbooklarını çıkaracak yani, diyorsun. Yani. Ya da gerek duymayacak. Çünkü oturttuğumuz bir süreci herkesin benimsemesi, o sürecin değişmesi gerekmesinden daha yavaş oluyor. Kurabildim mi cümleyi? O süreci herkes öğrenene kadar o sürecin değişmesi gerekeceği zaman geliyor zaten. Şirketin kendisi. Şirket içinde yayılana kadar zaten değişmiş oluyor. Evet. Hem değişmiş oluyor hem de değişmesi gerekir yani. O zaman
aslında tam anlamıyla bir biyolojik organizmaya benzer bir yapı mı oluyor? Yani hani bir şey yok, hiyerarşi yok. Hı hı. Birbirleriyle sağlıklı çalışmaya çalışan küçük mikroorganizmalar, hı hı, ama aynı yönde gitmeye çalışan, hı hı, organizmalar. Yani o zaman sizin hani yönetim olarak ana işiniz alignment mı oluyor? Yani çünkü alignment'ı sizden başka sağlayabilecek biri var mı? Hani o demin bahsettiğimiz konuyu aslında, hı-hı, alignment'ı sorayım. Hı-hı. Alignment bottoms up olabilir mi? Olabilir. Olması için de elimizden geleni yapıyoruz işte. Bu rollerin falan tamamının amacı o. Yani yönetim seviyesinden direction beklemeden iş yapabilme, align olabilmeyi sağladığımız gün dünya çapında bir iş yapabilir olacağız bence. Ben ona belki ilk bölümde de söylemişimdir. Yönetilebilir kaos diyorum. Yani kaosun varlığı ve olması gerektiği bir gerçek. Yönetilebilir olmasını da aslında az önce bahsettiğimiz roller, o arkadaşların sorumluluk alması, bizim aynı mesajları sürekli tekrarlıyor olmamız sağlıyor. İşte 1000 times diyorlar ya, aynı mesajı, hı hı, sürekli consistent bir şekilde veriyor olmak. Herhangi bir organizasyonun zaten alignment'ının ve başarısının formülü. Bize düşen görev bence o. Mesajlarımızda tutarlı olduğumuzdan emin olmak ve mümkün olduğunca fazla tekrar ederek herkesin duyduğuna emin olmak aslında. Geleceği ne kadar düşünüyorsunuz? Yani gelecekte ne gibi farklı challenge'lar çıkacak veya nasıl bir organizasyon olacak gibi ileriye yönelik düşüncelere giriyor musunuz? Hı hı. Tabii illaki giriyoruz. Zaten bunun planlaması, yıllığı, kuartallisi vesaire rutinimiz olan şeyler. Ama temelde teknoloji oyununda şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Hayatta kaldığınız ve şu anı yönetebildiğiniz sürece zaten gelecek otomatikmen geliyor bence. Yani teknoloji oyunu çok uzun vadeli bir oyun. Bugün baktığınız zaman herhangi bir SaaS şirketinin sıfırdan IPO'ya gelmesi eskiden 5-6 senelerde oluyorken şu anda 10, 12, 15 senelerde oluyor. Çünkü teknolojinin sofistike olma oranı da aslında yükseliyor. Girişimciliğin kendisi de gelişen bir şey olduğu için. Uzun vadeli bir oyun. O uzun vadede de zaten 5 yıl sonra hangi feature'ı yaparım, 5 yıl sonra hangi marketta olurumu illaki düşünüyorsunuz. İllaki hayalinizde bir şey var ve o hayale göre aslında içgüdüsel olarak plan yapıyorsunuz. Ama temelde bunu kimse bilmiyor. Yani 5 yıllık vizyon planı yayınladım diyen şirketlerin de bildiğini zannetmiyorum. Hı hı. Hele de detay seviyede bir karar alıyorsak. O yüzden biz hep şu anda doğru şeyi yapıyor olduğumuzdan emin olmayı önceliyoruz. Süper. Yani zaten hani bizim muhabbetimiz var. Hı hı. Ama onun dışında da yani podcast'te de bu yolculuğu, hı hı, takip ediyor olmak bence çok güzel, keyifli. Umarım şimdi kaç sene? 4 sene önce. Umarım 4 sene sonra yine bir bölüm çekeriz. Tabii 4 sene önce bunu konuştuğumuzda hani böyle bir şey düşünmüş müydük onu hatırlamıyorum. 4 sene sonra bölüm çekeriz diye şey yapmamıştık ama illaki hani o zaman da başka öğrenilmiş şeyler olacaktır. Başka dersler çıkacaktır. Türkiye'de zaten bu ölçekte çok fazla şirket yok. O yüzden siz de tahmin ediyorum ki hani yurt dışından biraz çıkarımlar yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bu ölçekte firmalar nasıl yapıyorlar vesaire gibi. Hani bu yolculuğa hani bu açıdan tanık olmak da çok güzel. Elinize sağlık. Başarılar dilerim. Sana da çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Çok sağ ol. Umarım 4 sene önceki şeylerin aynısını söylememişizdir. Şimdi bir dinliyormuşuz, hepsi aynı. Hiçbir şey öğrenmemişiz. O da güzel. Demek ki temeli aynı. Çünkü işe yarıyormuş demek ki. Yani. Aynen. Öyleyse öyle. Ya da adaptasyon önemli. İşte startuplarda biliyorsun, sen de içindeydin uzun zaman. Adapte olabildiğin sürece hayatta kalıyorsun. Hayatta kaldığın sürece de zaten teknoloji oyununda kazanıyorsun. Biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Yani dışarıdan öğrendiğimiz şeyi de kendimize adapte edip, hatta bazen bozup uyguluyoruz gördüğün gibi. Hı hı. Anlatması bile çok karışık hale geliyor bazen. Ama umarım başarıyoruzdur. Umarım birilerinin işine yarıyordur. Onlar da kendileri adapte eder. Öyle bir kapı açtığın için de çok sağ ol yani. 130 bölüm dedin değil mi? Evet, 130'a geldik aynı. Yani 130 bölüm boyunca insanların birilerinden bir şeyler öğrenmesini sağlamışsın. Üstüne bir de eğitim programlarını salan var biliyorum işte dediğin gibi. O yüzden bence ekosisteme büyük hizmet yapıyorsun. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, yok. Zaten ben soru soran olduğum için benim işim kolay. İşi anlatanlar da zor. Çok teşekkürler tekrardan. Ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Görüşürüz.